Her düşüş ya bir kopma ya da kovulma. Her kovulan ya da kopan telaş içinde bir şey alıyor ya yanına. Onlar da bu hatıra hikayesinden yanlarına bir şeyler almak istediler. İnsan olan yanına neyi alabilirdi? Beraberinde neyi götürebilirdi? Üç şey seçtiler cennetten çıkarmak için. 1- Kelimeler. 2- Aşk. 3- Annelik duygusu. Kelimeleri Adem yanına aldı. Annelik duygusunu taşımak Havva'ya kaldı. Ama aşk çok ağırdı. İkisinin de aşkı tek başına taşıması mümkün olmayınca, ikisinin zembili de aşkı bir başına kaldıramayınca, bölüştüler yükü. Yarısını Adem sırtlandı aşkın, yarısı Havva'ya kaldı. Öyle sert düştüler ki dünyaya, bu fenaya, Adem'in dizlerinin bağı çözüldü, ciğerleri yandı, nutku tutuldu. Üçüncü defa bildiği kelimelerin hepsini önce unuttu. Sonra bir kısmını hatırladıysa da o bir kısmını kıyamete değin unuttu. Aşk daha yollarda sakin durmamıştı bir türlü, kabına sığmamıştı. Bir yarısı yollarda kayboldu, getirebildikleri ancak öbür yarısıydı. O gün bugün yeryüzü kelimeleri yetersiz, aşk bu dünyada kusurlu. Annelik duygusu, Havva'nın cennet duygusu, gönül evinde, kadın bedeninde, tas tamam duruyordu.